İyi akşamlar. Nokta Canlı yayında konuğum Kaan Saraydın, ekonomist ve birazdan Erkan Öze. Yine ekonomi gazetecisi Erkan Öze de bağlanacağız. Aslında başa baş ve bir yandan da Erkan Öz'ün bağlanmasıyla üç kişilik bir program olacak. Biliyorum ki merakları çok. Daha önce Kaan Bey ve Erkan Bey'i mutlaka e, hatırlıyorsunuz. Daha önce yaptığımız hem fütüristik hem de ekonomi ile ilgili muhabbet kralı programlarından baya bir ses getirmişti. O zaman tabii yaptığımız çok önemli bir şey değildi çünkü bu değerli konuklarımız zaten kendi yayınları vardı YouTube üzerinde ya da başka kanallarda ama böyle hepsi bir araya geldiği zaman e, çok tatlı ve bilgilendirici programlar oluşmuştu. Şimdi çok da bekleniyordu. Hoş geldiniz. Ne var ne yok her şey yolunda mı? Çok sağ olasın. Çok evet. teşekkürler. Allah'a evet. şükür her şey yolunda. Pandemide daha da yakışıklı olmuşsun. <laughs> Eksik olma o evet. senin güzelliğin. Evet. Ama. Evet. Evet. Pekala <laughs> şimdi önce Kaan aydınla başlayacağız. Ee, özellikle bugünlerde çok sözü edilen ve herkesin artık ufak tefek satın almalar yaptığı kripto paralardan e, söz edeceğiz. Kripto paralarla ilgili merak edilen çok şeyi değerli konuklarıma soracağım. Hemen Kaan Saraydın'ın sorusuyla başlıyorum. Paranın tanımı değişti mi? Kripto para, para tanımını karşılıyor mu? Şimdi başlayalım para tanımına o zaman. Para tanımının birçok şeyi vardır açıklaması ama en önemlisi nedir? Değiş dokuşta kullanma bilmemiz ve değeri muhafaza edebilmesi paranın özelliğidir. Şimdi he bunlara bakarsak değiş tokuşta kullandığımız paralar işini görüyor. Hı hı. Ama değer muhafaza edebiliyor mu gerçekten? Çünkü para basılıyor. Şimdi bilhassa şu geçirdiğimiz şu pandemi döneminde akıl almaz trilyonlar basıldı biliyorsun. Devletler borç içine girdiler, kurtarma paketleri. Ya tarihin bütün geçmişini toplasan kat kat fazlası bir yıl içinde basıldı. Yani kat kat, onlarca katı. Şimdi bu ne oluyor? E para bu kadar arz oluşunca gerçekten kıymetli bir unsur olmaya devam ediyor mu? Muhafaza ediyor mu alım gücünü? Bak şöyle bir şey vardır parada. Cantillon, Richard Cantillon diye bir ekonomist vardır. 1680 yılında doğmuştur. 1745 yılında tam böyle John Locke zamanlarında işte Adam Smith böyle ekonomilerin teorileri oluşurken herkes bir şey de anlatıyor. Hiçbiri de tam olarak doğru değil. Biliyoruz çünkü ekonomi çok dinamik bir meseledir. İnsanların interaksiyonlarına bağlıdır. Ne diyor biliyor musun Kantilyon? Kantilyon diyor ki ya bir dereden nehirden akan bir suyu ikiye katlarsan diyor akış hızı ikiye katlanmaz diyor. Ondan bir devlet diyor parasının miktarını ikiye katlarsa diyor ticaret ve üretim ikiye katlanmaz diyor. O kadar doğru ki bak bunları hepsini yaşadık son yıllarda. Şimdi bolca konuşmuştuk senden o para programlarında evet. 2008 krizinin etkilerini ne oldu evet. işte paralar basıldı. Komedi gibi o paralar. Bir parantez açalım söyledikleriniz de doğru çıktı. Yani e, birçok ülkede e, sokağa dökülmeler, ayaklanmalar bunun en son örneğinde Amerika'da kongre baskınıyla evet. gördük. Yani aslında pandemi öncesindeki varsayımlarınız, önermeleriniz, öngörülerinizin birçoğu gerçekleşti. Tekrar e, o heyette birçok kişinin öngörüsü sizin de öngörüleriniz gerçekleşti ve insanlar sokağa dökülecek Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğin zaman hı hı. E, çok garip geliyordu kulağa. Evet. Ne diye dökülecek? <laughs> Hatta sonra bu e, siyah, siyahatlara yapılan e, şiddetle ilgili sokağa dökülmeler e, başladığı zaman Aa, dedim işte Kaan Sarıaydın'ın söylediği çıkıyor ama asıl zirve noktası kongre baskınıymış. kan bir Haberim var o zirve değil o, Aa, başlangıç. Aa, o başlangıç biz daha neler göreceğiz neler hı. çünkü parayı kim kontrol ediyor soru işareti var para nedir konuşurken parayı kim kontrol ediyor merkez bankaları kimlerin bunları açıkça konuşmuştuk biliyorsun hepsi özel kuruluşlar olduğunu hı hı. aslında devletlerin hı. olmadığını değil mi hı hı. şimdi pandemi sürecinden birlikte insanlar birçok şeyle karşılaştı ne yapıldı? evlerine hapis edildi değil mi insanlar? Hapis edildi, ekonomiler de ciddi darbe yedi. Çünkü üretim durdu, tüketim azaldı, gelirler tamamen bazı kesimlerde milyonlarca insanın geliri yok oldu. Ne yapıldı yani ikinci unsur olarak? Ekonomiler ciddi darbe yedi. Şimdi geldik üçüncü unsura. Üçüncü unsur ne oldu? Herkes işte şu aletlere takıldı, tabletlere, telefonlara, kullanım saatleri kat kat arttı. Hmm. E sabahları kalkıyoruz, ilk baktığımız orada ne oldu? Akşam yatmadan önce bakıyoruz sosyal medyada kim ne yaptı diye. Hmm. O bağımlılıklar oluştu ya, onların üzerinden de aynı o zümre, insanları kapatan zümre, ekonomiyi de borçlandırarak zorlayan zümre, bu sefer oradan ayaklanmaları organize ediyor. Bu bir realite. Şimdi çok yakında göreceksiniz, izleyin. Başladı her yerde o ayaklanma. Onlar da ön sezleriydi. Neden biliyor musun? Hiçbir şey öyle beklendiği gibi olmayacak. Paranın özelliklerinden biridir. Para sırf zahirde dolaşan, o dünyayı yöneten güçlerin ve bu 5000 yıl önce de böyleydi, bugün de öyle. Onların görünürüdür. Aslında onları görmezsin. Paravanları görürsün. İşte belirli konuştuğumuz teknoloji kralları falan önümüze sunuyor. Onlar sadece paravandır. Ve bütün olayların hep sebebi nedir biliyor musun? Parayı kontrol eden kontrolünün daha da arttırmak, paravanları da daha fazla paraya sahip olmaktır. Öyle motive edersin. Hı hı. Hep her şeyin arkasında bu var. Bir pandeminin başlatılmasında, bir savaşta, ayaklamada bu vardır. Ama bu sefer farklı olacak. Bak bunu herkes not etsin. Odri Meydan. Ben bunu söylüyorum göreceksiniz. Herkes meydanlara çıkıyor ya, söylem değişecek. Hı hı. Bu sefer denecek ki yakın zamanda... Küresel güç defol yani küresel sermaye defol denecek evet. bunlar anlaşıldı insanlar bunun hazırlığını yaptı ve en kısa zamanda başlayacak o defol yok ola dönecek evet. biz gerçekten büyük bir kıyım yaşayacağız. ama batıda bizde evet. öyle olmayacak bizde de o unsurlar defolacaklar benim dediğim o kadar radikal ki biliyorum insanlar diyor böyle bir şey mi olur böyle bir söylem mi olur onlar her şeyi yönetiyor biz çaresiziz bizim şansımız yok onlar paraya sahip biz hiçbir şeye sahip değiliz falan evet. çünkü onlar propaga ediyorlar bunu çok güçlüler evet. bütün medyada ne anlatılıyor işte Davos'tu Dünya Ekonomik Forumu'ndu ne deniliyor yeni bir dünya değil mi yeni bir dünya nasıl olacak deniliyor sen evinde oturacaksın tamam mı tüketiyorsun üretmiyorsun insanı yok ettiler aslında bak evet. iyi düşünün Yapılan ne oldu? Bir senedir insan yok edildi. Kapatıldı evine ve insan dijitalleşmeye zorlaştı. Zorlandı. Evet. Ve dijitalleşme çağısı başladı çoktan. Ondan bu ortamda parayı konuşurken tabii ki kripto paraları da ön plana geldi. Neden? Bak Neden? önemli olan şu. Cantillon'a geri dönersek Richard Cantillon dediği şu. Parayı sisteme verirken nasıl veriyorsun? Sisteme bir bak. Sanki balı akıtırmışın gibi. Tabağa balı akıtırsan ne olur? Ortada böyle birikir. Ondan sonra pek ölçülmez şekilde sağa sola dağılır. Hı hı. Ama önce ortada birikir ve çok yavaş hareket eder. E aynısı oldu. Ne dediler? Sıfır faizler dediler. Yok şu kadar trilyon para veriyoruz dedi banka. Kime verildi bu para? Okan kime verildi? Sana verildi mi? Hayır. Bana verildi mi? Hayır. Hı hı. Ha, biz altta devlet desteklerini gördük. Çalışanlara falan maaşları... Tamam onu anladık. Ama o trilyonlar canlandırmak için birden hangi etkiyi yaşattı insanlara? Bak varlık balonları başladı. Borsalar uçtu. İlginç değil mi? Birçok şirket aslında üretimini düşerdi, tüketim azaldı. Hı hı. Gerilerken sektörler aslında batacak derken hisse senet fiyatları tepede tarihi. Evet. Neden? Çünkü bu para ilk gelenler kimdir? O zümrenin yakınlarıdır. Hı hı. Onlar sıfır Mesela Merkez bankaların yakınları kimdir? Ortaklarıdır. Yatırım bankalar, bankalar, evet. çeşitli fonlar, onların üzerinden onların fonlarına, iştiraklarına para gidiyor sıfırdan. Onlar o parayı alıyorlar. Ne yapıyorlar? İlk hemen yatırımlarını yapıyorlar. Böylece sana gelesiye kadar para, bütün varlık fiyatları hareket etmiş oluyor. Yani adam gidiyor diyelim ki altın aldı, diyelim ki bitcoin aldı, diyelim ki hisse senedi de aldı değil mi? Tahvil aldı, emlak aldı. Sen reaksiyon gösteremiyorsun bile. Bunlar bu paralarla bunu hareket ettiriyorlar. Şimdi bir illüzyon oluşuyor. Hı -hı. Bak deniliyor. Durumum kötü. Eve kapandım. Ekonomi çok kötü. Dükkanlar kapalı. Ha, borsa tarihi rekorda. Bu nasıl oluyor? Bunun soru işareti var değil mi? Bunu niye sorgulamıyor insanlar? Sorguluyorlar. Ve ne kadar çok bastırırsan karşı teper ya. Hı -hı. İşte bu süreç insanların fırsatıydı. Evde kapanmış şekilde bu sistemleri araştıranlar çoğaldı. Hı -hı. Anlamaya başladılar ve gerçekten hareketlenme oradan başlayacak. Kripto paralara şimdi o konumuz biraz evet, oraya dokunmak evet. istersek. Kripto paranın özelliği nedir? İşte bu merkez bankaları parayı basıyor ya istediği kadar. Yani evet. basıyor dediğimiz eskiden darpane değildi. Bugün ne yapıyor? Dijital. Tak tak 1.7 trilyon. Alcanet Yelin şimdi söyledi. Hazine Bakanı Amerika'nın 1.7 trilyon dağıtıyoruz. E kardeşim ne yaptın sen o parayı dağıtınca? Arzı artırdın mı? Evet Davos'ta da çıktılar. İşte iklim, miklim hepsini birlikte görmemiz lazım. Hepsi büyük bir pakettir dediler ki yeni yeşil mutabakat yani bir New Deal vardı o 1933'te açıklanmıştı biliyorsun zamanında krize karşı. Şimdi bunun Green New Deal diyorlar. Evet. Yeşil yeni mutabakat 100 trilyon dolar gerekecek diyorlar. Hep bak ne telaffuz ediyorum dolar. Evet. 100 trilyon dolar basılırsa bu dolar ne olacak? Zaten dolar yok olacak bak onu da söyleyeyim. Çok kısa zamanda ölümü başladı doların. Ondan alternatif arıyor para kendini korumaya. Şimdi varlıklı bir insan ne yapması lazım? Ne dedik? Değerini saklayabilmesi lazım değil mi? Yani sen bir milyon TL var, benim bir milyon TL'miz var. O değeri saklamamız lazım. Cebimizde parayı taşırsak enflasyon yılda eritiyor o parayı. Evet. Kimse bir şey demiyor. Ya bir hırsız gelse yüzde on beş cebinden bir milyon yüz elli bin ne alsa polisi çağırırsın. Evet. Değil mi? E, bir yapmıyoruz. Devlet bunu yapıyor mesela. Devletler ya da daha doğrusu devletler bile değil. Merkez bankaları. Para basıyor. Enflasyon oluyor. Cebinden yüz elli bini çalmış oluyor senin alım gücün. Demek ki fakirleşmemek için varlığı olan insan bunu muhafaza etmesi lazım. Ne yapıyor? E gidiyor. Bak ben doğru demiyorum. Doğrulara geleceğiz. Şimdi hmm. ne yapıldığını anlatıyorum. Türkiye'de bilhassa alışkanlıklar vardır. Yani şu üç kağıt ekonomisi dediğimiz gidiyor, dövize yatırıyor. Eskiden klasiktir. Dolar mı alayım, mark mı alayım, franka Hı -hı. mı yatırayım falan. Hı -hı. Bugün ne yapıyor? Dolar mı, avro mu diyor. Hı -hı. Gidiyor, altın mı alayım diyor, gümüş mü alayım diyor. Son Hı -hı. zamanda gümüşe de öğrenmişler. Son zamanlarda evet. İyi ki öğrendiler, daha da alsınlar gümüş. Ondan sonra diyor, bir de diyor ki ya ben işte aldım, dolar diyor, altın diyor. Bir de belki borsaya giriyordu. Bak, üç kağıt ekonomisi dediğimiz mesele. Hı -hı. Niye öyle diyorum? Bak şimdi. Asıl bu paralar ne oluyor? Yani borsa dışında, borsa da gene bir şirketin değerine giriyor. Hı. E öbürlerinde öyle yatıyor. Evet. Halbuki para çalışması lazım, hı. üretime geçmesi lazım, hı hı. değil mi? Ticarete girmesi lazım. Katma değerini artırman lazım. Ama insanlar öyle uyuşturdular ki, yok efendim ben altın aldım yüzde on beş geçensine yaptım. Ben... Ya bunlar yanlış ama muhafaza etmek isteyen insan diyorum. Milyon değil, yüz milyonun var. Senin vardır o kadar paran kim bilir? 100 milyonun gidiyorsun nasıl koruyacaksın? Panik içinde bu insanlar. Para basıldı mı? Dememle de bir şey alması lazım değil mi? Muhafaza etmek istiyor. Çünkü para kendisine kazandırtmıyor. Ha. Burada bir parantez açayım mı? Hı hı. İzleyenler için konunun biraz bu bitcoin meselesinin ya da coinlerin <laughs> amatörü olan insanlar için. Şimdi ben çoğunlukla e, arkadaşlarımın eşlerinde de bunu görmeye başladım. İşte efendim 2000 liralık e, bitcoin aldım kocacığım. Ya da gençlerde böyle bir şey görüyorum şu kadarlık işte e, coin aldım falan coin falan coin aldım ya da filan e, ajanstan aldım e, birçok yerli ajans var e, ve ajans diyorum ona bilmiyorum doğru mu yani e, belki onlar artık bizim de sponsorumuz ondan sonra reklamlarını yapıyorlar iletişimlerini yapıyorlar filan. Şimdi burada bir his var bu hanımlarda özellikle gördüm çünkü hanımlar bu konuda hakikaten zeki ve gü güvenilirdirler. Yani çünkü hep böyle erkekler konuşmaz mı aralarında ya nereden attırdın o parayı hani bilmem neyin parası. Mutfaktaki kutuda filan böyle. Çok dikkatlidir hanımlar. Keşke daha çok çalışma hayatında da erkekleri azaltsak hanımları çoğalsak diye dilerim hep içimden. Şimdi burada diyor ki oradan diyor işte bitcoin aldım efendim diyor 2000 liralık aldım. Aa 2200 lira olmuş bu bir sevinç. Ona bir bir gösterge, 2000'i almış 2200 almış. Mesela aynı şeyi, aynı söylemi işte dolara yatırdım, euroya yatırdım, şunu yaptım, bunu yaptım diye görmüyorsun. Aslında bu kripto paranın bir de böyle bir şey var galiba. Küçük denemeler, küçük mutluluklar, küçük küçük alıştırmalar ve daha sonra da belki daha çok yatırım yapmaya yönlendirmeler. Ve şu anda öyle ben hanımlardan edindiğim intiba daha güvenilir buluyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Valla ne kadar güzel anlattım. Yani ağzından bal damlıyor anlatıp. <laughs> ben konuşmayacağım falan. bu sefer sen konuşacaksın diyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel. Bak şimdi e, orada çok enteresan bir. Dalga geçmiyorsun değil mi yani salakça Eş, bir şey söylemedim aa, inşallah. Kurula, Peki, olur mu pek, ya? Olur mu ya? Yani. Peki buyursunlar. Şimdi buyursun e, olay şurada bak. Ne kadar kısa zamanda pozitif bir geri dönüşüm olursa, psikolojidir bu değil Aha. mi? Mutluluğun artar. Evet tabii. Şimdi bak ne oluyor? Ben bunu yaşadım. Şimdi karşında biri oturuyor. Şanslısın bir nevi. 50 yaşındayım. Aynen. Ve 1990'larda başlayan teknoloji balonu vardı ya. 97 yılından 2001 yılı arasında süren o balonun içinde ben Lehman Brothers o batan bankanın Londra'daki teknolojilerden sorumluydum ticaretinden tamam mı? İçini dışını o zaman biz de inceledik. Aa bu nedir teknoloji? O zaman neydi teknoloji? İnternet. Tabii. Bak. bu se, şunu da altını çizeceğim hemen bir parantez içinde. Bu kripto meselesi kalıcı, altındaki teknoloji insan hayatını tamamen değiştirecek. Bak, bunu söyleyeyim. Tamam. Ve kriptolar statüleşecek de para olarak. Ama ve lakin şimdi değil. Neden biliyor musun? Hepsinin bir ömürlerindeki bir olgunlaşma süreci vardır teknolojilerin. Şimdi bak. Zamanında internet çıktığında herkes bu internet ne falan yani kimse bilmiyordu. Aa buradan basıyorum mail yolluyorum. Bugüne kadar zaten çoğu insan mail nasıl işliyor bilmez. Hmm. Sen de bilmezsin sorsan birine acaba nasıl protokolü ne bilmez insan ama kullanıyor değil mi? Evet. Hayatımızın parçası oldu. Evet. Bak o zaman bir sürü gençler çıkıyordu. Biz bir sıra günde üç tane halka arz yapıyorduk. ya Üç şirket halka arz borsaya sürüyorduk. Ve talepler onlarca kattı. Yani insan geliyor ben 10 milyon almak istiyorum. Yok sana bir milyonluk veremeyiz falan böyle oluyorduk. Acayip bir talep vardı. Neden? Teknoloji dünyayı değiştireceği konuşulurken yatırımcı bir şey fark etti. İlk internet şirketi dediğini aldı. Ya aldı 10 liraya aldı olmuş 100 lira. Hı hı. Dedi ya bu nasıl böyle bir furya başladıydı. Ve yeni bir deyim bak her böyle fenomenin paradigma değişimi yani değer sayım değişimlerinde bir yeni kelime çıkar. O zaman dünyayı yeni ekonomi, new ekonomi diye bir şey çıkıyor. Ya Allah aşkına ben iktisat okudum, işletme okudum. Yani oturuyoruz orada, o işi yapıyoruz. Ya hep soruyorum ben bu analistlere, bankacılara diyorum ben bak ben bu işin tüccarıyım, taciriyim. Hı. Banka için alıp satıyorum da. Ya lütfen o ekonomide yenisi ne diyordum? Hı. Bak, çünkü ben şunu biliyorum. Sen de bilirsin işletmen varsa ya masrafın vardır, giderin. Bir de gelirin olacak. Hı. E bunun Yenisi ekonomi dediğim budur. Bunun yenisi nedir? Tamamen bu paradigmayı değiştiren bir şey. Hı. E bir bakıyorum bir şey değiştirmiyor. Bunlar ne yaptı diyorum. Üç tane sivilceli çocuk getirmişler böyle garajda. İnternet sitesi yaptılar. Yani site bildiğin web sitesi o zamanlar. Acayip bir şeydi. Uzaya gitmek gibi bir olaydı o zamanlar. Bakıyor herkes böyle dikirmiş. Harvard'da ne okumuş işletmeciler. Bakıyorlar bu çocuklar nasıl yaptı bunu. Demonstrasyon yapıyorlar, açıyorlar. Hı. Herkes vay bu geleceğin meselesi. Diyorum ne yapacaklar bu web sitesinden? E i̇şte üstünden müzik CD'leri satarız. Hı. Al sana bak bir örnek vereyim. Yüzlercesini yaşadığım kendimde bir örnek. O bir böyle pazarlanıyor, herkese gösteriliyor. O üç çocuk böyle whiskits falan filan yaptılar. Ne yapacaklar? Müzik satacaklar. E geliri nasıl olacak bunların? Yani nakit akışı ne olacak gider? O ileride. Ama yeni ekonomi aslında yeni teknolojiydi. Bak şimdi çok önemli bir olay var burada. Hiçbir zaman para kazanmayacak aslında o şirket. Ama alınıyor Şunu unutmayın. Performans diye bir şey var. Gelirini koruma diye bir şey var. Ve spekülasyona girenlerde çoğunda kumar, kumarcı özelliği vardır. Hani 2000 soktum 2200. Oh, şimdi bir evet. 2200'ü bakayım 5000 yap. 5000. Yahu git annemden hesaptan 10.000 alayım da 10 bin daha üstüne katayım. Böyledir bu iş bak. Evet. Aynı o yaşandı. Ne oldu biliyor musun o şirketler? Mesela o örnek şu anda 25 marka mı ne borsaya süründü Almanya'da. E ben de onun tepesini yapan, 295 marka bastıran, 12 katına bastıran bendim. İstemeyerek. Ve Avrupa'nın en büyük fon yöneticisi beni arıyor. Diyor ki Kaan bana şu kadarlık al. Dedim manyak mısın? Bu kadarlık alırsak bunu uçuruz. Önemli değil. Dedim bunlar hiçbir zaman para kazanmayacak biliyorsun dedim. Ya bak şurada bu kadar bu kadar şirketler var. Hepsi üretiyor dedim bak. Önemli değil üretenler. Benim için bu lazım. Bana bir açıklar mısın neden aptal gibi kaldım dedim. Dedi ki ben almazsam öbür fon yöneticileri yılın sonunda performans gösteriyor. Performans göstermem lazım dedi. Ha. Anladın mı olayı? O şirket 295'i gördü. 2 sene sonra sıfır. Ve bunların hepsi bak o zaman çıkan şirketten %99.9'u yok oldu biliyor musun 2001'den sonra. Aynısı kriptoda yaşanacak. Kötü haberim o. Hı. Çünkü teknoloji muazzam. İnternet muazzamdı. Ne oldu? hayatımızı değiştirdi mi? Değiştirdi ama nasıl değiştirdi? Bak teknolojiyi anlamanız için söylüyorum. O zaman internetten tam ne yapılacağını kimse anlamadı. Her şey bir saçma sapan fikirlerle internet sitesi yaptık, satacağız, şunu yapacağız diye çıktıydı. Evet. Çoğu yok oldu değil mi? Ama kim çıktı arkasından? Bugünün Amazon'ları çıktı, eBay'leri çıktı vesaire say Google'lar o zaman yoktu onlar ya da kayıptı, görülmüyor. Birden yepyeni iş fikirleri, business planları ve ne oldu bugün dünyanın devlerinden bahsediyoruz. Onların başlarındaki insanlar artık dünyanın en güçlü insanları oldular. Ee, bir et, et, Hemen program başına paravanlardan söz ederken aslında e, kimi e, patronlardan mı ya da girişimcilerden mi söz ediyorsun? Mesela Bill Gates gibi Elon ha. Musk gibi bunlar mı paravanlar? Tabii dediğin? ki paravanlar. Şimdi bir gerçeğe konuşalım. Bill Gates, değil mi? Bak. Hı. Üniversiteden çıkmış garajda Windows'u yapmış. Hı. Tamam Windows hepimizin hayatını kolaylaştırdı. Command komlardan falan dost ne kurtulduk. Da, anlıyoruz ama annesi kim? IBM yönetim kurulunda babası kim? Öjenik'in en ileride gelen adamı. Bak Öjenik nedir? İnsanları ayırt etmek. Nazi kamplarında yapanlar. Hayatı değer olmayan kendilerine göre belirlediği insanı yok etmek. Irkına, Ir, engelliğine göre vesaire. Babası onun Amerika'da en ileride geleniydi o konuda. Biraz incelerseniz eskiden insanlar işte inceleyemiyordu. Bugün her şey açık. Bütün bilgi kirliliğinin içine gerçekleri <laughs> bulursun araştır. <laughs> Elon Musk dedesi kim? Kanada'da 1930'lardaki teknokrasi partisi, teknokratik bir sisteme zaten gitmek istiyorlar şu anda <laughs> küreselciler. Yani aslında şirket okurasik bir oligarşik altındaki teknokratlar yani bilim kurulları her sektörde karar onlar verecek. Bak teknokrasi partinin lideri de Elon Musk'ın dedesiydi. Kanada'da. Ve çok ileride gidiyordu. Sonra seçimliğe kaybedince Güney Afrika'ya kaçtı. Mucize bir şekilde Tesla'yı kuran Elon Musk'ın gelen Paypal'ı da kurdu. 1996'da ortağıydı. Evet. Paypal'ı sattı. ilk parasını oradan yaptı. O parayla o yatırımları yaptı. Tamam mı? Sonraki yatırımları Tesla'ydı, SpaceX'ti falan. Ama asıl finansörü kimdi biliyor musun? Amerikan Science Foundation'ı var. Yani bilim geliştirme vakfı devletin. Benim son baktığımda 4.8 milyar dolar vermiş onu geliştirsin diye. O teknolojiler. Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Cesur yeni dünyaya. Yani hayalleri paketleyip satıyorlar diye İşte bu çocuklar böyle üç sivilceli çıkıyor oradan şunu yap. Öyle değil bu işler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Evet işin içine Aldous Huxley'i de karıştırarak. Abi. Şimdi e, hemen Erkan Özle de bağlanalım hazır kripto para. E, konusuna girmişken selam evet Herhalde. burada görüyoruz saçlar uzamış daha da mı yakışıklı olmuş <laughs> e, genel yakışıklıkta bir artış var her ikinizi de görüyorum Peki. ben de modaya uyuyayım dedim yani. Hark, harikulade, harikulade nasıl geçiyor pandemi dönemi görüşmeyeli e, valla pandemiye uyum sağladık mecburen ee, biz de işlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. İşte stüdyolara ben gelemiyorum çünkü e, özel bir rahatsızlığım da var. Çok riske atmak istemiyorum kendimi pandemi sürecinde. Çok haklısın. Ee, o açıdan bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu çok haklısın. Çok mutlu olduk. Arkaya moda olduğu üzere bir kütüphane de yerleştirmişsin. <laughs> Ama Allah'tan, Allah'tan gerçeği herkes resmini Zoom toplantılarında filan. Biliyorsun evet, yani evet, gerçeği ger yok. Peki. Gerçek olması lazım. Peki sevgili Erkan Öz hemen e, sorularımı yönelteceğim. Bağlantıda da e, fazla söz kesmeden devam edelim diye. Şimdi Bitcoin'de rezerv döneminin başladığını düşünüyorsun. Merkez bankaları Bitcoin'in artan değerinin farkına varacak ve Bitcoin'e rezervlerinde yer vermeye karar verecek diyorsun. Biraz Bitcoin'in evet. geleceğinden bahsedelim lütfen. Tabii şimdi bu sene 2017'de bazı yatırımcılar fark etti Bitcoin'in özelliklerini. Şimdi Kaan Bey az önce çok iyi anlattı. Bu teknoloji hakikaten çığır açacak. Belki hayatımızı internetten daha fazla değiştirecek bir teknoloji. Büyük bir ihtimalle internetten daha derin bir devrim olacak. Bunun farkına tabii öncelikle fiyatının artmasından dolayı hani kimse böyle oturup bir araştırma falan yapmış değil. Fiyatla herkes sürükleniyor ama Yatırımcılar, bazı yatırımcılar 2017'de bunun farkına vardı. O zaman bankalar, şirketler falan çok karşıydı. Bu sene 2020 yılı içerisinde birçok büyük fon kendi müşterisine önce tavsiye etti. Şimdi de e, ilk önce bir Nasdaq şirketi, e, MicroStrategy isimli bir şirket. Onun arkasından e, Twitter'ın kardeş şirketi Square, bir ödemeler şirketi. Onun arkasından Paypal. Onun arkasından da işte meşhur oldu Elon Musk. Bunların hepsi bilançolarına Bitcoin aldılar. Yani Bitcoin verdiler, şey Bitcoin aldılar, dolar rezervlerini terk ettiler. Demin Kaan Bey'in dediklerinin hepsini hemen hemen altına imzamı atarım. Doların yok oluşunu gördükleri için birçok fon yöneticisi de bunun şeyini açtı. Yani Ray Dalio'ya kadar dünyanın en büyük hedge fon yöneticisi Ray Dalio bile işte doların nasıl rezerv para statüsünün ortadan kalkabileceğini vesaire anlattı. Yani bizim sizinle beraber yaptığımız para sohbetlerinde yaptığımız konuşmaların aynısını. Birçok fon yöneticisi şu anda Ray Dalio aklıma geldi. Bir sürü yani Guggenheim'dan Scott Miner ve daha birçokları. Şimdi ben diyorum ki bir sonraki aşama e, şu olacak. E, merkez bankaları da bakacaklar ki bu çok faydalı bir rezerv aset, rezerv varlık. Yani rezervimizi çeşitlendirmek açısından çok faydalı. İşte ee, işte Fidelity diye büyük bir fon var. 7 trilyon dolar yönetiyor. O mesela dedi ki müşterilerine %5 iyi bir çeşitlendirme olur fon e, portföyünüzde toplam varlıklarınızın içinde. İşte Tesla %15 aldı. Bir merkez bankası da mutlaka çıkıp diyecek ki ben %1 2 neyse bunu alacağım. Neden diyecek bunu? Çünkü bakın ben 2017'de bu işleri ilk böyle yoğun olarak başka web sitelerinde falan yazmaya başladığımda yani kitabımda 2013'ten beri yazmıştım da 2017'de yoğun böyle Twitter'da işte veya çeşitli web sayfalarında bu işleri yazmaya başladım. O zaman dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Bitcoin almalıdır Merkez Bankası. Bana güldüler. Kripto para camiasının içindekiler de güldü. Yani olur mu öyle şey canım Merkez Bankası Bitcoin alır mı? Fiyatı bir çıkıyor bir düşüyor. Şimdi 2017 yılında Bitcoin 1000 dolarken bizim Merkez Bankamızın 92 küsür milyar dolar rezervi vardı. O rezervlerin bakın Tesla gibi %15'i değil sadece %2.7'siyle 2,5 milyar dolarlık 2,5 milyon adet Bitcoin Bitcoin almış olsaydık Bitcoin fiyatı bu sene işte 40 bin dolara geldiğinde ki şu anda herhalde 47-48 bin dolar. 40 bin dolar bile olsa o para ne yapıyordu? 100 milyar dolar yapıyordu. 2,5 milyar dolar 4 yılda ki arada bitcoin çok büyük düşüşler yaşamasına rağmen 4 sene sonra 100 milyar dolar yapıyordu. Citibank'ın resmi tahmini var 2021 Aralık ayında bitcoin şu fiyat olacak diye şimdi heyecan yaratmamak için fiyatı söylemeyeyim de Niye o Stibank yani. açıkladı? Özür dilerim Stibank açıkladıysa sen bize evet, niye söylemiyorsun? Bizim... Açıkladı. Şimdi sizin program çok seyrediliyor ya Okan Bey. <laughs> <laughs> Ay, Stibank'ın açıkladığını niye bizden saklıyorsun? <laughs> sen istiyorsan açıklarım. Zaten. Lütfen. Sen istiyorsan lütfen söyleyeyim. 2021 Aralık ayında dedi ki Stibank resmen kendi Forex müşterilerine yani döviz yatırımcılarına yaptığı tahminde dedi ki 318 bin dolar olacak. Eğer bu tahmin tutarsa, of, of. ben 2017 yılında yaptığım o öneri gerçekleşseydi, yani sadece Merkez Bankamızın rezervinin %2.7'siyle biz o yatırımı yapmış olsaydık, o para bu sene sonunda yaklaşık 800 milyar dolar olacaktı. Bakın 800 milyar dolar. Şimdi bir merkez bankası, merkez bankaları bunu mutlaka fark edecekler. Bizimkiler fark etmezse Atıyorum Yunanistan fark edebilir Ermenistan fark edebilir Ne bileyim Rusya fark edebilir Ve o zaman da e, bu eğer biz geride kalırsak bize mesele haline dönüşecek bu kuvvetli rezerv varlığı kullanmazsak. Ee, Erkan bir şey söyleyeceğim yani şimdi bu anlattığından bir yandan hoşuma gidiyor bir yandan dehşete düşüyorum. Bu söyleme bakarsak, bunu ta tabii ki anlattığın her şeye inanarak ve seni can kulağıyla dinleyen birisi olarak söylüyorum. Bu söylediğinle herhangi bir ülkenin merkez bankası mutfak gelirini korumaya çalışan bir ev hanımı ya da e, bir z kuşağı yeni bir gençliğin e, e, na örneği bir kişi ya da herhangi bir iş adamı gibi bir merkez bankası da sınırlı bitcoin önünde kuyruğa mı girecek yani? ülke merkez bankaları. Şimdi olmaz diyorlardı buna. O zaman da olmaz diyorlardı. Bakın şu geçtiğimiz o 4 senede ne gibi olaylar oldu? Venezuela ve İran tıpkı sizin söylediğiniz gibi ya biz merkez bankası olarak bunun peşine mi gideceğiz dediler. Venezuela ve İran bitcoin'i önce kapatmaya çalıştılar. Bizim para programında ayrıntılı şekilde anlattığımız gibi teknik nedenlerle bunu kapatmak mümkün değil. Baktılar ki kapatamıyorlar. Sonra gördüler ki bu hakikaten birilerinin kontrolünde de değil, merkeziyetsiz. Biz bunu, madem ki Amerika bizim üzerimizde dolarla baskı kuruyor, biz bunu kullanabiliriz dediler. Başladılar, İran direkt Bitcoin'i kullanmaya başladı. Venezuela ise önce kendi kripto parasını çıkarmaya kalktı. Dedi. Aynı sizin dediğiniz gibi, ya ben Bitcoin'in kapısında kuyruğa mı gireceğim dedi. Kendi kripto parasını çıkardı. Ama tabii ki ona bir sınır koymadı, İşte kendi yani bastığı paradan hiçbir farkı olmadı o kripto paranın. Bu sefer en sonunda bakın Venezuela ordusu o kadar önem veriyor ki buna. Venezuela silahlı kuvvetleri kendisi bitcoin madenciliği yapmaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nin web sitesine girin. Şu anda dünya bitcoin üretiminin yüzde 0.42'sini Venezuela yapıyor. İran'da da... Ve silahlı baktılar... kuvvetler yapıyor öyle mi? Evet yani o kadar önem veriyorlar ki silahlı kuvvetlere yaptırtıyorlar. İran'da da Bitcoin madencilerine teşvik uygulamaya başladılar. Ucuz elektrik vermeye başladılar ki daha çok Bitcoin üretilsin. Türkiye'den firmalar bile İran'a gitti. Orada madencilik yaptılar. Ve şimdi bakın buna dikkat edin. Birkaç ay önce İran Merkez Bankası şunu açıkladı. Ülkedeki bütün madencilerin ürettiği Bitcoin'leri ben satın alıyorum. Ya. Ve bunu dış ticarette kullanacağım dedi. Biz dedik ki ya çok oynak bu dış ticarette kullanılır mı diye düşündüm ben. Bugün bu programdan önce sabah Citibank açıklama yaptı yine dedi ki Bitcoin uluslararası ticarette kullanılan bir para birimi haline dönebilir. Yani hakikaten e, akıllara sığmayacak olaylar çoktan oluyor şu anda çoktan oluyor. Biz maalesef bunları Finans medyasında da ana akım medyada da göremiyoruz. Daha çok e, bu konuyla ilgili e, haber kuruluşları var. Kripto paraların kendi işte coin destler, e, coin telegraflar. Türkiye'de de var e, çok başarılı haber kuruluşlarımız. Onlardan takip ediyorum e, ve çok önemli gelişmeler oluyor. Bakın e, mutlaka diyorum ben bir merkez bankası bu işe girecek. E, aslında şöyle bir şey de var. Yani Merkez bankası ile beraber şöyle bir harekette yapabilir Türkiye. Bir bitcoin borsa yatırım fonu yapabilir. Bakın Kaan Bey'in de uzmanlık alanına girer bu. <laughs> Kaan Hocam da belki görüşlerini söyleyebilir. Böyle bir şey Türkiye'de <laughs> olur mu peki, nasıl olur. Peki, e, e, Erkan Bey şimdi şeyi bir daha söyler misin? Bu Citibank'ın 2021 <laughs> Aralık için bir bitcoin eşittir. <gülüyor> 318 <gülüyor> bin dolar dedi Okan Bey. Şu anda ne kadar? Şu anda 48. Bin. Şu anda bakalım. önündeki ekrandan anlık fiyatı bulmaya çalışayım. 48 Bu mi? <laughs> 48 bindi demin. Biraz önce buraya stüdyoya gelirken 48 bindi yani. 47.800 bin efendim. 47 Şimdi, bin Şimdi e, Erkan Bey tabii ki siz her zaman e, Bitcoin'den ya da kripto paraya genel itibariyle kripto paradan söz ederken bunun sürekli para basan ve ülkeleri enflasyona mahkum eden ve aslında e, devlete ait olmayan aslında özel şirketlere ya da iştiraklere ait olan merkez bankalarının bütün dünya için söylüyorum işte e, halkları bu boyunduruktan kurtaracağını aslında e, bağımsız olduğunu hep böyle pozitif e, şeyler söylediniz e, kripto paralarla ilgili ve bu sistemin tabii ki Dünyayı daha iyi bir dünya haline getireceğini söylüyorsunuz. Ama bir yandan merak ediyorum. Çünkü yakın tarihte gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a saldırması ya da birçok ülkeyle e, temel e, anlaşmazlığı onların ya da İran'la ilgili olarak e, yani doları değişim parası, e, sabit para, rezerv çok para doğru. olarak kullanmaktan Euro'ya geçmek ya da o kimi liderlerin ya ben de bundan sonra euro üzerinden satarım alırım meselesiydi. Ve direkt yani bir ülke bir başka ülkeye bir başka bahaneyle bu yüzden saldırıyordu. Şimdi hele hele doları rezerv para olmaktan çıkaracak böyle bir uygulama. Neden anlatıyorum bunu da? Çünkü genç girişimci 17-18 yaşındaki çocuk kripto para satın alıyor. Ev hanımı. Ben ne anlarım bunu? Eşim bilir, bilen bilir demiyor. Ee, Türkiye'deki e, şeylerden şirketler aracılığıyla kripto para alıyor. Yani bu halka inmiş ve halka yayılmış bir durumda. Şimdi bunun durdurulmasına imkan yok. Peki böyle bir durum Amerika Birleşik Devletleri ile kimleri karşı karşıya getirir? Ya da dünyada nasıl bir karışıklık yaratır? Bunu e, önce e, sana sorayım daha sonra da e, Kaan'a sorayım istersen. Tabii. Şimdi İ İran ve Venezuela örneğini verdi. Bunlar ikisi de çok e, baskıcı rejimler sonuçta. Yani mesela Venezuela'nın e, hani Amerikan emperyalizmi altında olduğunu da söyleyebiliriz ama sonuçta bunlar baskıcı rejimler ve o baskıcılıklarına rağmen kendi ülkelerinde bu Bitcoin'i teknik olarak kapatamadılar. Amerika'da bunu görüyor. Bakın Amerika'da SEC diye bir kuruluş var. Yani Amerika'nın sermaye piyasalarını düzenleyen kuruluş. Burada bir üye var bu kuruluşun işte yöneticilerinden bir tanesi. Hester Pierce geçenlerde açıklama yaptı, dedi ki biz bu Bitcoin'i teknik olarak kapatılamayacağını görüyoruz ve bununla biz daha fazla nasıl e, fayda sağlayabiliriz ya da finansal inovasyonu bununla nasıl daha arttırabiliriz bunun peşindeyiz. Bunu açık açık söyledi. Bitcoin'in çok fazla suç için kullanıldığı konusunun da yanlış olduğunu söyledi. Bakın ben söylemedim. SEC'nin üyesi söyledi Amerika'da ve buna uyumlu bir politika geliştireceklerini söyledi. Şimdi Biden yönetiminin SEC başkanı yapmayı düşündüğü geri Gensler da yine bu sabah bu programdan hemen önce Kongre'de onun bir sorgulama oturumu oluyor her göreve başlayanın. O da aynı şekilde söyledi. Yani Bitcoin ve kripto paralar Finansal e, araçlara bakış açımızı değiştirdi, değişimin katalizörü oldu. Yani orada bir mecburiyet var Amerika'da. Şimdi Amerika'da görüyor bu doların e, çok uzun vadede geleceğinin çok sağlam olmadığını görüyor. Ama eskisi gibi dolar yerine başka şey kullananlara müdahale edemiyor. Niye edemiyor? Bir Irak savaşı yaptı, iki Irak savaşı yaptı, bir Afganistan savaşı yaptı. Bunlar ne kadara mal oldu? yaklaşık 3-4 trilyon dolara mal oldu. Şimdi artık ne oradaki can kayıplarını anlatabiliyor, ne bu masrafları anlatabiliyor. Bunları anlatamadığı için farkındaysanız artık eskisi gibi müdahalelerde bulunamıyor ülkelerin. Hep böyle araya başka aracılar koyuyor. Aracı terör örgütleriyle vesaire işleri bitirmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın doları ya da ekonomik hegemonyası aşağı doğru inerken ne oldu? Son 20 yılda Amerika'nın operasyonel askeri gücünde de aşağı doğru inme var. Ve Amerika şunu görüyor. Ben bitcoin veya altın veya gümüş, ben zaten para programlarında da, kendi programlarımda da bunları ayırmıyorum. Bunlar sınırlı alternatif rezerv varlıklar. Yani dolar aşağı inerken bunlar ön plana çıkacak, başka ülkelerin rezerv paraları ön plana çıkacak. Ve böyle çoklu bir yapı oluşacak dünyada benim e, kanaatim en azından bir süre için. O açıdan Amerika'da burada kendine bir yer alıyor. Mesela eski yönetimin de Trump'ın da planı şuydu. Mevcut dolarla devam etmek değildi. Hmm. Trump FED'e bir hanımefendiyi üye yapmaya çalışıyordu Amerikan Merkez Bankası'na ve seçileceğini düşünüyordu bu pandemi olayı çıkmadan önce. Sonra da ben onu başkan yaparım diyordu. Bu hanımefendinin adı Judy Shelton'dı. Ve Judi Shaltın doları altına bağlamak istemesiyle meşhur bir ekonomistti. Tam o Kongre olayları sırasında bu kadının ee, yetkisini de Kongrede reddettiler. Bu kadını da paketlediler e, işin amiyane e, tabiriyle gönderdiler. Yani Trump yönetimi de bu mevcut dolar sisteminin böyle gitmeyeceğini biliyordu, bir alternatif geliştirmeye çalışıyordu. Yeni yönetimde diyor ki. Bu kripto paralar gelecek, blok zincir gelecek ya da Kaan Bey'in anlattığı gibi zaten oralarda köşeleri tutmaya çalışıyorlar şimdi. Bakın biz o açıdan da büyük bir fırsatı kaçırıyor olabiliriz. Yani bu iş sadece Bitcoin alalım işi değil. Hani ben o örneği sadece çarpıcı olsun diye verdim. Asıl bu teknolojinin yani blok zincir geliştirmesinin üzerinde bizim pay sahibi olmamız lazım. Çünkü Bitcoin basit bir teknoloji. O bir rezerv para olarak varlığını muhtemelen sürdürecek ama ondan daha da çarpıcı teknolojiler gelecek ve şu anda böyle 4-5 teknoloji var işte Holochain, Hashgraph Tangle ve bunlardan bir tanesi de çok şanslıyız ki isterim ki Okan Bey e, o profesörümüzü de çağırın sadece onunla konuşun Profesör Emin Gün Sirer hocamız Cornell Üniversitesi'nde 2000 yılından beri Blockchain ve kriptografi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ve bakın demin dört tane sistem saydım. Yani blok zincirden sonra gelebilecek yeni blok zincir türleri. Bir beşincisini ve bence de çok iyi bir sistem. Yani benim araştırmalarıma göre dünyada hem merkeziyetsiz hem de hızlı olması açısından en iyi. Ama ben bilmiyorum başında bir Türk olduğu için duygusal mı davranıyorum. Böyle bir sistem yaptı. Adı da Avalanche. Bu sistem adı var ne bir demiş. daha bir daha söyler misiniz? Avalanche, Avalanche. Avalanche. Yani İngilizce şey, e, Türkçesi Çu. Çu Avalanche. ve şu anda Emin Gün Sirer hoca ve onun uluslararası bir ekibi var. Orada hoca olduğu için bütün öğrencileri onun kriptoloji ve blockchain'ler üzerine çalışıyorlar. Hatta bir öğrencisinin bir yaz ödevi olarak yaptığı bir çalışma şu anda Facebook'un kripto parasının altyapısını oluşturuyor. Böyle bir hocamız bu. Türkiye'de Türkiye'ye de çok yakın bakıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi kripto parasını yapmak için bu sistem sahibi olan işte bu hocamızla görüşmeler yapıyor. Şu anda böyle bir görüşme var. Var var evet. Yani bizim aslında burada çok büyük şansımız var millet olarak. Yapmamız gereken şey şu. Çin devleti şu anda ne yapıyor? Bakın burada bir tehlike var. Kaan Hoca da anlatır muhtemelen bunu. Şimdi siz de söylediniz. Ben pozitif yanlarını anlatıyorum daha çok gibi görünüyorum ama şöyle. Ben aslında... Piyasada dönen yanlışları düzeltmeye çalıştığım için hep pozitif konuşuyormuşum gibi oluyor. Aslında bunun tehlikeleri var. Yani bu blok zincir teknolojisinin Çok hatta cool. bitcoin'in bile. Hmm. Blok cool. zincir e, teknolojisinin en büyük tehlikesi şu. Bu sistem merkezi olarak kurgulanırsa şu andakinden daha kötü, daha distopik, daha totaliter yönetimlerin kurulmasına neden olabilir. Ve şu anda Çin Halk Cumhuriyeti maalesef bunu yapıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı geçen sene çıktı. Blockchain'de dünyada bir numara olacağız dedi. Bir numara. Şu anda zaten patentler işte orada yapılan bir sürü blockchain çalışmasıyla bunun altyapısını da yapıyorlar. Biz Türkiye olarak genç nüfusumuz var. Emin Gün Sirer, Cemil Şinasi Türün, işte çeşitli üniversitelerimizdeki çeşitli hocalarımızla bu alanda çalışan hocalarımız var. Birçok şimdi ismini sayamadıklarım lütfen darılmasın. Bir sürü var yani aklıma gelenleri hemen önce sayıyorum. Uluslararası alanda burada isim de yapmışlar. Gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyorlar. Bu sektör dünyanın yeni sektörü olacak. KMV'ye çok katılıyorum. İnternetten daha büyük bir devrim olacak. İnternetin ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü, nasıl büyük bir yeni başka bir ekonomi daha yarattığını hatırlayalım. Yani önümüzdeki 10 sene içinde... İnanın bu blok zincir teknolojisinden en az 20 trilyon dolarlık bir ekonomi doğacak hmm. ve bizim yapmamız gereken tek şey şu: hocalarla buradaki üniversiteleri daha iyi işbirliği haline getirmek, stratejik sektör olarak seçip blok zinciri Türkiye'de gençleri buraya yöneltmek. Yazılım mı işi bu sonuçta? Yani bir yatırım gerekmiyor, Yok. sadece gençlere eğitim vereceğiz ve İstanbul finans merkezi diyoruz, burayı bir blok zincir kripto para Finans üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bakın şu anda bu rolü Japonya, İsviçre ve en son Kanada oynamaya başladılar. Çünkü Amerika bile geç kalıyor. Yani SEC hala diyor ki ben işte bir Bitcoin borsa yatırım fonu inşallah çıkartırım bu sene. Ee, burada bir parantez açabilir miyim Erkan evet. Bey? Acaba e, İstanbul'un neden İstanbul adayı oluyor? Mesela neden Ankara değil, neden İzmir değil? Ya da şimdi, e, evet tabii olabilir. Hızla gelişmesiyle beraber neden bir e, Konya değil, neden bir Kayseri değil? Ya da mesela illa bir il mi olması lazım? Neden herhangi bir ilçe değil, mesela bir e, Kuşadası değil? Ya da ne bileyim Bodrum neden bir Bodrum niye değil? Bodrum niye değil? Yani <laughs> şimdi aslında. Aslında olabilecek bir şey ya da ne bileyim neden Hakkari olmasın? Neden e, Olur efendim, olur. Benim niye bir Erzurum yok. olmasın? Niye yani niye bunu dedim? İstanbul Finans Merkezi diye bir proje var diye dedim. Yani bir daha an. gidip başka yerde bir daha yeni baştan kurmayalım, masraf olmasın diye dedim ekonomik açıdan baktım. Hayır bunun ama bir masrafı tamam. yok. Yani e, mesela yok, yani binalar orada hazır Ha binalar var. Yahu <laughs> Türkiye'de binadan kolay ne var zaten? Başka ne yapabiliyoruz bina yapmaktan başka? Bunun için Sen sen işte Bodrum'da yapalım ya. Ben, ben Bodrumcu değilim. Ben daha çok şimdi İzmirciyim. Kuşadası çok önemsiyorum. Güzel. Hiçbir tanıdığım yok. Gidip gelmiyorum ama mesela özellikle Konya'yı hep söylerim. Yani gidip birçok vesileyle gidip gördüğümden beri aslında sadece şey yapılsa ki okullar var. Eğitim veriliyor ama işte diyelim ki beyaz yakalılar için Plazalarda zaten bir laptop başında çalışmak zorunda olan ve İstanbul'un bütün cefasına katlanıp 2 saat 3 saatte ancak evlerine dönebilen insanlar neden Konya'da çalışmasınlar? Dümdüz bisiklete binerler çocuklar için tabii, tabii. istedikleri o, okullar, o açıdan, açıdan, istedikleri, o büy istedikleri büyüklükteki evlerde otururlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sen benden iyi biliyorsundur. E birçok vesileyle işte çalışmak için Maslak tarafına gidiyorum. Bir plazanın içine giriyorum. Orada plazadakiler bana gösteriyorlar diyorlar ya devasa plaza ama ne plaza şekerim. Yani böyle <laughs> ama bitmiş plaza. Diyor ki bu plazanın diyor %60'ı boşaldı. Bir daha geri dönmeyecek diyor. Bunun diyor yüzde %40'ı boşaldı. Bir daha geri dönmeyecek diyor. Ya pandemiyle beraber insanlar şunu anladılar. Eğer önüme bir laptop açıp oturacaksam Açabiliyorsam... Evet. Ya yani önüme bir laptop açık otur oturuyorsam niye Kartal'daki evimden kalkıp da ma maslaktaki plaseye geliyorum? ulan aynı şeyi evden de yapabiliyorum zaten. Yani Değil doğru, mi? Çok doğru. Örneği karşınızda. Evet, bravo, bravo, <laughs> Peki, e, bize daha biraz daha sabreder misin? Çok güzel gidiyor. E, elbette efendim, ne demek? Harikuladesin. Ben, ben de çok keyifle sizi dinliyorum. Evet. Peki, şimdi dönelim tekrar e, Kaan Bey ile biraz konuşalım sonra tekrar Erkan Özle. E, ama önce bir e, reklam arası lütfen. Teşekkürler. Hanımlar, beyler nokta canlı yayını Sayın Kaan Aydın ve Sayın Erkan Öz'le bağlantımızla devam ediyor. Özellikle Erkan Öz'ün tabii Citibank'ın açıklaması yani 2021 Aralık ayında e, e, Bitcoin'in 318 bin dolar olacağı e, yönündeki e, kendi açıklaması değil. Yani Citibank'ın e, açıklamasını aktardı. Hakikaten herhalde herkeste bir şok etkisi. E, yarattı. Tabii ki e, Erkan Bey'e sorduğum soruyu sana da tekrar e, sormak istiyorum. Yani buradaki e, dünyadaki bir eksen değişikliğine de işaret etmez mi bu? Yani e, bugüne kadar rezerv paramız bizim paramızı kullanmayacaksan ben sana saldırırım diyen Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak vesaire. Okan bak şimdi bin yıllık bir değişim yaşayacağız. Bin yıllık. Yani böyle şaka maka değil. Bugüne kadar gördüğümüz teknolojik değişimler Yok işte Doğu blok battı falan gibi şeyler oldu ya. Mesela 89 yılında burada otursaydık. Komünist blok batacak, Sovyetler dağılacak. Hadi be kan sen fazla bir şey kullanmışsın derdin. Bir evet. sene sonra ne oldu? Bütün Doğu blok yıkıldı. Evet. 91'de Sovyetler dağıldı değil mi? Evet. İşte onun benzeri ama daha büyük bir meselesi başladı. İşte demin dediğin senatoya yürüyüş falan oldu ya evet. Amerika'da. Evet. Onların hepsi daha hikaye, onlar daha başlangıç. Amerika'nın eski gücü yok. Şimdi burada herkes yanılıyor. Amerika dediğin yapı küresel gücün seçtiği geçici bir güçtü. paravanlı kullandı. Oradan terk ediyor şimdi. Ne demek? Doları terk ediyor. Kendine yepyeni bir mecra arıyor. Onun sancılarını yaşıyoruz. Bu olurken yeni bloklaşmalar olacak. Yani sana bir şey söyleyeyim. Bir projeksiyon vereyim. 2024 yılında Avrupa Birliği de alacak. Al birkaç sene sonra o kadar net konuşabilirim. Amerika dağılım süreci başladı. Doları falan koruyan kalmayacak. Zaten o dedikleri demin önce söyledim ya başında 100 trilyona gibi para basmalar 1.7 trilyon. Doların tamamen yıkımı başladı. Çoktan başladı. Zaten gerçek alım gücüne bakarsan 1913'te Fed'in kurulduğundan bugüne kadar o 108 yıl içinde doların alım gücü %99 erimiş. Bak bunu reel konuşacağız alım güç dediğimizi. Amerika'da 1950'lerin sonunda 5000 dolara bir ev alıyordun. Evet. Bugün <laughs> yani anladın mı bugünü bakarsan 500 bin dolar diyelim 400 bin dolar belki milyon olduğu yerlerde Warren Buffett biliyorsun yani en zengin adamlarından biri zamanında böyle komik bir rakama bir ev almış orada yaşıyor bugüne kadar da çok mütevazi görüntüde hmm. E adam o zaman ne, 25 bin dolara mı 15 bin dolara mı ne almış bugün milyonlar bu ne de gösteriyor biliyor musun bir şeyin fiyatının yükselmesi e, izafidir çünkü alım gücü nedir? Yani 5000 dolara ne alıyordun bugün 5 milyona ne alıyorsun ona bakacaksın. Dolar tamamen bir oyundu zahirde gördüğümüz o güç dediğimiz yapının oyunuydu. Ne yaptı böylece herkesi köle etti değil mi? Neden yapabildiğine gelirsek biraz tarihe bakarsak çok hızlı anlatsak aslında Amerika 1900 yıllarında gelişmekte olan bir piyasaydı. Koboylar birbirlerini vuruyordu, e, siyahiler ezilmişti daha yeni yeni 1970'lere kadar var. Daha yeni Black Lives Matter oluyor yani bu, bunlar daha gelişemedi birçok konuda aslında. Neler oluyordu değil mi? Sonra Birinci Dünya Savaşı olunca oradaki bütün satışlarını Avrupa'ya yaptık, ihraçlarını Avrupa'daki merkezi güçlerin hepsinin güçlerdi onlar hepsi kraliyetlerden altından ödettirdiler. Topladılar mı o altını? Hmm. Oh ne güzel değil mi? Ondan sonra ne yaptılar? İkinci Dünya Savaşı'nın aynısını altınları topladılar. Hmm. Ondan sonra 1944'te milleti çağırdılar Bretton Woods'a New Hampshire'da dediler. Yeni parasal sistem, yeni dünya, yeni paradigma, dolara bağlı bütün dövizler arkasında altın var. Herkes kabul etti. Neden? Çünkü dünyadaki altın rezervin muazzam bir miktarını Amerika sahipti toplamıştı. Plan projeyi anlamak lazım. Bak Yeni dünya, dijital dünya, laptopla evde oturuyorsun diyorsun ya. Doğru dediklerin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken de doğru. Bunlar değişti, insan alıştırdılar. Ondan buradan bir önerim var bütün gençlere. Eskisi gibi böyle yok efendim ben şunu olacağım, bunu olacağım, sabit kalacağım orada kariyer. yok öyle bir dünya yok. Şimdiden söyleyeyim. Hı -hı. Her şeyin bir parçası olun. Her şeyi araştırın. Çünkü yeni dünyada en önemlisi ne biliyor musunuz? Daimi bir değişim içindesiniz. Hı -hı. Ya bunu bir meydan okuma olarak görürsen çok sportif yaklaşırsan muazzam fırsatlar oluşacak. Bak şimdi geriye dönüyoruz. Neydi? Öngörüydü değil mi? Hı hı. Bak. Öngörü Üniversitesi diyorum. Öngörü Üniversitesi'ne okuyun. Öngörünüz olmazsa ne yaparsınız biliyor musun? Geliyoruz işte. Ben 2000 liraya şurada bir kripto aldım da 3000 oldu da ben şimdi o işten zengin olacağım falan filan böyle bir saplantılara takılıyorlar. Hı hı. Aynısı bak aynısı. Bir sürü furyalar oldu finans sektöründe. Hı -hı. Finans sektörün babaları işi çok iyi bilir. Öyle bir kumarhane kurar ki sana o bak ne kadar güzel dijital renkli falan reklamlarında yapar. İki tane güzel kız da çıkar. Yani aslında iddia siteleri gibidir. Erkam da demin dediği olaya gelirsek teknoloji muazzam, kalıcı. Kripto ismi paraların yeni adı olacak. Dijital paraların üzerinde Merkez Banka'nın hepsinin projesi var çalışıyor. Hı -hı. Bizimkinin de var. Bak, yok Hı -hı. değil var hazırlanıyoruz Hı -hı. herkes hazırlanıyor Çin 2020'de e-yuan elektronik yuan dediğimiz dijital parayı başlattı ve şimdi bitcoin'u merkez bankalar alacak falan filan tamam bunlar böyle bir varsayım olarak ortaya koyalım şimdi şöyle bir eleştiri yapalım bitcoin'un özelliği ne biliyor musun merkeziyetsiz merkezi yok Hı -hı. Bütün orada katılan bilgisayarlarda o blok zincirin içindeki hesaplama her şeyinde bir ana rehber var orada duruyor her şey ve limitli 21 milyon tane basılacak dendi. Hı, Hı. tamam FED nasıl dolar <laughs> merkezde bir grup istediği kadar basıyor aman aman borsa %5 düştü aman aman ya, rahatsız olduk 1 trilyon basalım. Aman aman bizim ortağımız olan sahiplerimizin üç bankası batacak al 2 trilyon ona verelim. E sen ne yapıyorsun? Dükkanın kapanmış para kazanmıyorsun. Sana veriyor mu bir kuruş? Vermiyor. Evet. İşte bak bundan kurtulma. Anarşistik bir düşünceyle idealist gençliği her zaman böyle teknolojilere tabii ki yatkınlığı vardır. Evet. Tamam oraların hepsi güzel. Hepsini anladık buraya kadar değil mi idealist olman? Aman dikkat. İkinci evresini yaşıyor bu teknoloji olgunlaşacak. Daha evet. sonunda değiliz bunda. Yıllar sürecek şimdi değil önümüzdeki yıllarda olacak diyorum. Şu an ikinci evresine girdi teknolojiler aynı 90'lardaki 2001'deki patlaması şey batması gibi evet. sonra yeni teknolojilerin doğması ve aslında 2008 önce Apple gibi böyle yeni şeyler tabletler falan çıkarıp sosyal medya gibi şeyler evreleriydi. Demin dediği gibi o teknolojiler değişecek daha evet. evrilecek. Ondan lütfen herkese söylüyorum şu andaki bu kripto meselesini kumarhane gibi kullanıyorlar. Bak öyle değil bu işler. Ne dedim? O zaman %99.9'u iflas etti o şirketlerin. Bu coinlerde de aynısı olacak. 3 tane büyük var. Gelelim mi biraz rakamlara Bitcoin'un risklerini. Çin diyorduk ya. Çin hı, çok zeki. Hı. Çin'de Bitcoin dediğimiz yani kripto borsalara yasak. Kripto ticareti yasak. Çünkü karar aldılar. Dediler bizim ekonomimize zarar verebilir. Yasakladık. Ama ve lakin kripto madenciliği, Bitcoin madenciliği hat safhada. Hı. Dünyanın %65'i Hatta daha fazla. Çünkü Çin akıllı. Başka ülkelerde de çok ucuz elektrik olan yerlerde de madencik açtı. Yüzde yetmişini kontrol ediyor. Bu bir risk. Hani biz bağımsızdık, böyle anarşistleriz, hepimiz özgürüz. Bitcoin'i e hepimiz birlikte belirliyoruz. Hayır. Yüzde yetmişini Çin kontrol ediyor. Madenciliğin. Bu ne Hı. demek biliyor musun? Bu çok önemli bir şey demek Bak, ya. aynı sosyal medyadaki tuzağa doğru gideriz. Sosyal medyada neydi? Aa özgürüz, her şey yazabiliriz, yaparız. Bugün? Resmi Covid konuşmasına karşı bir şey yazdınız, sizi bloklarız. Mesela bak nasıl kullanıyorlar? Başkanları blokluyorlar ya. Peki bir dakika, şu, bu, bu, burada e, halklar üzerinde etkili olabilecek kimi e, psikolojik operasyonlara da değinelim. Şimdi şu andaki kripto para kullanımı ve e, merkezi olmaması politikalara dolar gibi ya da euro gibi... Ya da birçok ülke parası gibi politikaya alet edilememesi yüzünden çok ferah görünüyor. İş yeşil görünüyor. Dolar yeşilinden bahsetmiyorum. Çevre yeşilinden <laughs> bahsediyorum. Ama bir yandan enerji tüketimiyle beraber de o kadar yeşil değil. Değil mi? Hiç değil. Ee, hiç değil. Şimdi burada bir tartışma gidiyor. Burada herhangi birisi büyük güçler diyelim ya da perde arkasındaki güçler diyelim. Eğer bundan bir rahatsızlık duyarlarsa. Milli para olmaması itibariyle, herkesin biraz şüpheyle yaklaşması itibariyle, yahu varlığımın hani yüzde kırkını ellisini koymayayım da yüzde beşini koyayım bakalım, bir küçük deneme yapayım diye mesafeli yaklaştığı kripto paralarla ilgili operasyon çekmek de çok kolay aslında. Yani bir anda ya bu iş bir anda sıfırlanabilir demek de aslında e, ve hatta bunu halka, dünya halklarına bir tek halka değil. Ya bak işte bu buna yatırım yaptın ama o bu meğerse bir saadet zinciriymiş. Meğerse e, çiftlik bilmem nesiymiş. Bak bu fos çıkabilir diye göstermek de çok kolay. Aslında hep beraber umutlu olduğumuz bu yeni gelişim çok kolay manipüle edilebilir ya da provoke edilebilir durumda mı? Teknik olarak değil. Halkların psikolojisi provoke edilemez mi? Ya şimdi provoke etme dediklerin orada işte bir şuna bağlı. Ne kadar bilgin varsa bir konuyla o kadar o hakkında konuşabilirsin. Tamam mı? Şimdi anlamayan biri sadet zinciri değil. Değil. Bitcoin bir sadet zinciri değil. Ama ve lakin Hı. kripto paraların birçoğu bak ne olaylar yaşandı. Bir tane bayan vardı ee, bir Bulgar bayanı OneCoin diye bir şey çıkarmıştı 15 milyon tokat milyar 15 milyar dolar tokatladı 2017-2018'de kayboldu bugüne kadar nerede olduğu bilinmiyor. Kim bilir nerede ya Kim bilir evet. nerede yani kayboldu <laughs> yaşıyor evet. birileri diyor Marokka'da şey Fas'ın orada bir adadaymış 400 milyonlu cebinde göt. Ya hikayeler bak efsaneler her teknoloji yeni geldi mi efsanelerini yaratır ya. Evet. İnsanlara mit lazım ya mit evet. lazım de. işte evet. bak psikolojinin ötesinde bilinçli olacaksın bilgiye sahip olacaksın tamam mı. Blockchain diyoruz ne olduğunu konuşuyoruz kalıcı gelişecek diyoruz Hı. bitcoin merkeziyetsiz diyoruz. Ve limitli 21 milyon tane basıcı. Ama şimdi gelelim birçok detay var. Bak şimdi yanlış bak yalan söyleme yanlış söyleme eksik bilgiyle de oluşur. Onu izapmak istemiyorum. Ondan çok bilgi aktarmaya çalışacağım. Doğru. Şimdi mesela ederim. grafik 6'yı alabilir miyiz grafikler hazırsa? Evet. Grafik 6'da dünyadaki madencilik dağılımını görüyoruz. Hı. Resmi rakamlara göre. Hı. Şimdi resmi rakam derken. Bak en başta Çin'i görüyorsun %65'in üzerinde ama onlar akıllılar. Birçok başka ülkelerde de madencilik yapıyorlar tamam mı? Şimdi hmm. bu madenci isterse o gücüne sahip ve Çin'de bir özellik var. Madencilik için ne gerekiyor biliyor musun? Ucuz enerji, hmm. bir, iki donanım. Hmm. Grafik prosesör kartları var ya bildiğimiz oyuncular alırdı eskiden bilgisayar oyunları. Benim oğlum hep konuştu yeni kart çıkmış baba lazım daha hızlı falan diye. Hmm. Fiyatları tepe tepe yaptı ve aylarca bekliyorsun bulamıyorsun. Hepsini alıyor çünkü onları kullanıyor. Onların hesaplama gücü kat kat daha hızlı olduğu hızlı için hızlı hesaplaman lazım. Donanıma sahip Çin neden? Çünkü üretimi maalesef dünya olduğu gibi içine aktardı bu şeylerde. Evet. Kendilerine veriyorlar. Yurt dışındakine vermiyorlar. Ne yapar o zaman? Kötü komşu seni ev sahibi yapar ya. Bu sefer Amerika'da ne bunların üretimi artmaya başlıyor. Bu güzel bir şey. Ben buna karşı değilim. Ama bu tehlikeli. Yarın o gücü böyle %70 üzerinde tutarsa kim bilir belirli kişilerin, belirli adreslerin yapmak istediği transaksiyonu geciktirebilir, durdurabilir. Böyle riski var bak bu işin. Yok demiyorum. Yani özgürlük burada elden gidebilir. Bir bu. İki, Şimdi bir paraya bir zümre sahip olursa risk teşkil eder. Çünkü arz şoku yaratabilir. İsterse hı, birden tok satıyorum der ne yapacak millet karşılayamaz. Mesela grafik biri aralım. Hı. Çok önemli. Dünyadaki hesapların bak Bitcoin hesaplarının yüzde kaçı kaçına sahipmiş diye. Yüzde ikisi hesapların yüzde 95'ine sahip. Oh. Ya şimdi gelelim biraz realiteyi konuşuz. Neden Merkez Bankaları istediği gibi giremez? Burada limitler var konuştuğumuz konularda. Bak bunlar realitedir. %2'si %95'ine sahipse tehlike değil mi? Ben o girersen ne fark ediyor dolardaki gibi? Doların da sahibi belli bir zümre var. O düzen değişmiyor. Düzen aslında sadece mecra değişiyor, evet, teknoloji mecra değişiyor. Değil, Birim değiştiriyor. Ha, bu neye benziyor? O zaman da dedim ya yeni ekonomi dedikleri şimdi yeni para sistemi diyoruz ama böyle olmayacak. Değişecek. Farklı olacak. Çünkü devletler de buraya girecek. Ben de varım diyecek. IMF diyecek. Biz SDR'ı çıkarıyoruz. Yeni kripto olarak. Türkiye diyecek. Türk coin. Devlet, e, Merkez Bankası çalışıyor bunun üzerinde. Herkes çıkaracak. E, Yuan'ım, benimki diyecek. Çünkü bu gücü elden vermek istemezler. Bu büyük bir güç. Tamam mı? Manipülasyona açık. Gördük zaten. Yani mesela bunları şey yapmazsan, kontrol etmezsen birisi çıkar der. Ben bir buçuk milyar dolara bitcoin aldım. 25 bin dolardan 50 bin dolara fırlar. Sen bunu bugün borsada yaparsan mevzuat vardır. SPK vardır, SEC vardır, Amerika vesaire manipülasyona girer. Bunların bir usulü vardır, üslubu vardır. Yani burada mevzuat eksikliği var, kontrol eksikliği var. Şimdi gelelim başka sorunlara. Bu kripto para sisteminin tamam mı? Bütün dünyadaki paraların aşağı yukarı 900 milyar, evet trilyona yaklaşık 900 milyar doları bitcoin. E 1.5 trilyon 1.4 trilyonlu komple bir kripto para dünyasında 3 tane büyük kripto para %75'idir piyasa değerinin. Yani orada Ethereum var, işte Ripple var bir de Bitcoin var. Geriye kalan %25 6.700 küsür mü ne? Ben yanlış olabilir aktüel rakamları Erkan daha iyi bilir. Herkes onların etrafında koşuyor. Spekülasyon ya spekülasyon çoğu yok olacak diyorum. Sistem kalacak teknoloji kalacak. Şimdi gelelim başka risklere. Bu madenciler bak bir şey söyleyeyim mi? Çok az insan biliyor. Elon Musk bir buçuk milyara ben bitcoin aldım dedi ya. Herkes rahatlıyor. O bir buçuk milyarlık tam eşit miktarında 2020 yılındaki alternatif enerjiler, yeşil enerjilere destek verdiği için üretiminde aldı devletten destek olarak. Tam bir buçuk milyar aldı. Şimdi destek verildi, yeşil enerjiler, güzel alternatif enerji kullandın, çevreyi korudun. Sana bir buçuk milyar veriyoruz destek parası dendi. Bu sefer girdi buraya. Aslında kirli enerji kullanıyor. Bak çünkü realite şudur. Çin'deki kullanılan enerjinin yüzde yetmişi daha karbon fosil enerjisi, yani çevreyi kirleten kömür falan. Evet. Bitcoin'da büyük miktarda enerji kullanıyor. Ama şimdi bir saniye. Şimdi entusyastlar çıkıyor. Böyle de amni yazmış makaleler. Bu genç çocuklar dünyayı biraz daha idealist görenler efendim bankacılık sektöründe de milyonlarca insanın karbon şeyi var da harcaması da ona bakarsak bitcoin bir şey ama bir saniye bitcoin fiyatı arttıkça hesaplama maliyeti artıyor biliyor musun şu anda saniyede 160 ve 18 sıfırı olan quintilyon oluyor herhalde İşlem saniyede yapman gerekiyor o kriptografik şeyi çözebilmek için formülasyonu yani korkunç bir şey var ve her Formülasyonun her hesaplamasında yeni blok oluşturunca daha fazla hesaplama gerekiyor gücü. Ve bu ne demek daha fazla enerji? Yani burada bir korelasyon var. Bitcoin fiyatı arttıkça enerji tüketimi artıyor. Hı hı. Şimdi onu şu anda yani 70 teravatlan yani saatte. 120 arasında bu sene deniliyor fiyata göre. 318 bin olursa Erkan tam biliyordur rakamları. Bir İngiltere'nin bütün yıllık enerji harcaması kadar harcanacak bitcoin üretmeye. Şimdi ne olacak? Ne çarpışması olacak? Ondan çıkıyor Bill Gates gibi adamlar ne diyor? Biz bitcoin almadık dokunmayız biz iklimi koruyacağız diyor ya. Kendi coin'inden çoktan çalışıyor aslında. <laughs> Ama bu iklim kartı o Greta boşuna çıkmadı zamanında. Şimdi oynanacak. Covid'den birlikte çünkü bunlar sunulacak bize şimdi yine. E bu sefer Bitcoin tabii değişik bir mecradan gözaltına alınacak. Onu da unutmayalım. Hı. Ne diyorlar bize? Sanal et diyeceksiniz. Hı. Çünkü ineklerden domuzların gazı dünyayı kirletiyor. Tamam, anladık. Hı. E o zaman Bitcoin de dünyayı kirletiyor dersen başka yollar bulmazsan. Çözümler var mıdır? Vardır. Alternatif enerji üzerinden olacak. şey olacak. Bu sefer Çin diyecek. Ah dur bakayım. Ben daha hazır değilim ona diyecek. Mesela. Bunu da anlamıyorum. Yani ee, bu kelimeyi kullanmanın sakıncası yok çünkü zaten sadece böyle söyleniyor. Ee, inekler yeni mi osurmaya başladı yani geçmişte yapmıyorlar mıydı <laughs> ya, bunu? O yani bu kadar e, bu kadar ineklere suç bulunabilir mi ve insanlar dönüp bütün bir e, küresel ısınmayı niçin ineklerin e, zaten <laughs> <laughs> ee, binlerce yıldır, milyonlarca yıldır işte bilmiyorum tam olarak bir, bir biyolojisini işin başkaları bir e, akil olanlar bilir de yani bunların zaten e, Osurlarak iklimi çoktan değiştirmeleri gerekmiyor muydu? Yani Şişt. burada bir saçmalık yok mu aslında? Saçmalık ee, ötesi. Yani ne <laughs> tabii ki yani değil mi yok, bu? Yani çok yeri sıkıştıkça yeri ulan ne şey bulacağız? Yapayım. İneklere bari ya, buradan ya, ya, ya. biraz. O döngüsel bir mesele. Evet. E, o döngüsel şey, bir mesele. Ben, ben, ben ona inanmıyorum. Eklemeler evet lütfen lütfen. Ben de tam söz vermek için evet. İneklerle sözü aldım. Bu sıra bu sıra bu iklim meselesi olduğu gibi bir uydurmasyon küresel gücün. Ben onun tarafına değilim. Onu da söyleyeyim. Evet. O da ileride patlayacak. Ama tabii ki bir iklim meselesi var. tabii. Ama ki, döngüsel. Evet. Şimdi inekler affedersin osuruyor. Yok evet. biz fazla yedik gaz yaratıyoruz. Yok üretimimizden oluyor demek. Onun evet. ispatı yok. Hiçbir ispatı yok. Hatta ne oldu? Kış daha da soğuk olacak deniyor önceki yıllardan. Evet. Önümüzdeki yıllarda falan filan olacak. Bunların hepsi döngüsel nedir? Algı yönetimi. Yahu Edward Bey'in Alırsın bugüne kadar bakmadığın bir şeye birden önüne koyarsın algı. Ya bir virüs var, bir virüs var dersin. Hadi bakalım. Hodri meydan. Onların hepsi hesabını soracağız. Çünkü o zaman milyonlarca insan yeni ölmesen ve ondan öldüğünü ispatlanır. Yapamayacaksın. Sonunum yolu enfeksiyonlarını ölen sayılar alır son 10 senenin. Bakalım 2020'de kaç tane öldü? Ben matematik ne istatistikten bakan bilim diyorsan bilimsel yaklaş bana. Bilimsel He. yaklaşmayan insanlar efendim mutasyon çıktı %40 daha ölümcül. Neye göre? Kaç milyon insanı karşılaştırdın? İstatistiği biz bilmiyoruz biz. Hepimiz akademilere gittik, üniversitelere bitirdik. Orada öğrenci diyor empirik çalışma yapmadım bunu sana notunu vermeyeceğim. Ama burada çıkıyor. Yeni virüs çıktı %40 daha ölümcül. Neye göre? 4 4 kişi mi öldü neye göre ölçtün 8 milyar insan var kusura bakmayın bilimsel kalmamız lazım işte iklim meselesi de aynı öyle mesele biliyor musun milleti tartıştıracaklar tartıştıracaklar evet. kafayı karıştıracaklar cezalandıracaklar bak oyun hep aynı evet. uyan insanoğlu uyan evet. bak evet. teknoloji müthiş diyoruz ama oyun büyük bir kumarhane bak senin ekipte mesela demin öğrendim çok büyük miktarlarda böyle kripto para alanlar var tutuyorlar. Ya benim ekipte <laughs> böyle birisi yok. Yani <laughs> ama bak bayanlardan yine var hanımefendiler mutfak harcamasından ayıran vardır. <laughs> ya Peki. bak şunu şunu bilin. Bak orada da bunu unutmayalım. O borsalarda alıp da o parayı orada tutuyorsan bak hmm. sıcak cüzdan soğuk cüzdan falan şimdi kafaları karışsın Erkan da biliyor. O borsalar bir gün sıfırlanabilir, kapanabilir. 20 Şubat'ta benzer bir şey oldu. Paran yok olabilir. Kaç insan soruyorum, dürüst cevap bekliyorum. Bugün anarşist olarak dünya değişecek diye kripto paraya yatırım yapıyor. Allah aşkına alıyorlar çünkü para kazanmak istiyorlar. Kumarbazlık yapılıyor ve çoğu, çoğu aşırı çoğu o parayı o borsalarda bırakıyor. Derse bana kripto paramı ver, benim private key adresime göre indir bakayım derse, soğuk cüzdanına çekerse ona sahiptir. Altında ne demiştim gümüşte her zaman? Hı. Tuttuğun zaman sahipsindir. Tutmuyorsan Hayır, sadece bunu, kağıt evet, rakamlar. Bu, bu Burada hatırladım. da aynısı geçerli. Ee, Erkan Kesinlikle Bey'e söz verelim. Kesinlikle doğru. Buyursun Zaten ha. bunlar yıllardır anlattığımız şeyler bizim. Yani borsada para tutmak eğer e, borsanın riskini almak istemiyorsanız tehlikelidir. Kendi özel cüzdanınıza çekmeniz gerekir. Ve cüzdanlarında bir sürü çeşidi var. Şimdi bunları bilmeden... İşte bu şekilde böyle ben 2000 lira mı hemen 3000 lira yapacağım, 5000 lira yapacağım diye borsalara girmek tabii ki çok tehlikeli. Bilmediğiniz herhangi bir şeyde yatırım yaparsanız bu kadar yani bu kadar cahili olduğunuz bir şeye böyle yatırım yaparsanız zaten para kaybetmemek de mümkün değil. Realite maalesef öyle Erkan biliyorsun. Şimdi ee, bu anarşistler meselesinde aslında 2017'de çok kuvvetliydi kripto paralarda. Devleti ortadan kaldıracağız vesaire. Şimdi ben o yüzden merkez bankaları bitcoin alabilir dediğim zaman bunlara da çok ters geliyordum. Beni de aforaz ediyorlardı. Şimdi orada e, kanun söylediklerine ekleme yapmak istiyorum. Şöyle bitcoin'de madencilerin işlemleri yavaşlatma diye bir opsiyonları olamaz. Bir madenci yavaşlatırsa bir başkası gelir zaten ondan şeyi kapar, işlemi ondan kapar. İkincisi Çin bütün dünyadaki çiplere sahip olsa yine Bitcoin üzerinde bir etkisi yapamaz. Çünkü yapabileceği tek şey şudur, o çipleri işletmez, durdurur yani. Durdurur, kendi tarafındaki madencileri durdurur. Bu sefer ne olur ben evimdeki laptopla bile Bitcoin üretmeye başlarım. Yani bunun yapabileceği şey bu. Biraz Bitcoin zor. üzerine %70 madencinin Çin'de yaşıyor olması hiçbir şey ifade etmiyor. Erkan bir Bey, Erkan Bey burada e, Kaan ile aynı fikirde misin? Başka bir şey mi söylüyorsun? Anlamadım. Siz birbirinizi seviyorsunuz anladım da yani eğer böyle karşıt atıyorum, görüşse olur. karşıt görüş olduğunu söyle bana. Şöyle. <laughs> ya bir yapmak istedim bak şimdi. <laughs> hayır, hemen bir daha oluyor Peki, uzun süreden sonra program size, size yapabilir. O evet şey. ama evet. Erkan önünde yok öyle bir noktalayıcı. Işte. Kusura Peki. bakma. Hayır, hayır. Peki, Erkan şimdi burada. Efendim durum bu. Şimdi evet. Bitcoin'in teknolojisi bilinmediği için bu tip yorumlar olabiliyor ama durum bu. Böyle olduğu için. Bakın orada listede bir sürü ülke var, Kazakistanı var, Malezyası var, İranı var. Onlar kendilerini Çine teslim etmezler doğal olarak. Onlar bu sistemi bildikleri için üretim yapıyorlar. Ben diyorum ki, bu arada ben şunu demiyorum bakın, gitsin merkez bankası bugün elinde 40-45 milyar dolar var. Hepsini Bitcoin alsın. Hayır, bir işte dediğim gibi ufak bir portföy çeşitlendirmesi yapar yüzde iki iki buçuk. İstiyorsa 5 yapar. Hani ben ben 2,5'a razıyım Türkiye'nin geleceği açısından. Bunu böler. Bu yeni teknolojilere özellikle böler. Bitcoin'de bir tarafı olur bunun. Yani bu blockchain sistemleri böyle e, işlemiyor. Yani bunun daha ötesi var. Onu anlatmak istedim. Ve ekleme yapmak istedim. Kaan Bey'in akıl yürütmesine bir şey demiyorum. Bu Şimdi böyle e, koyduğumuz zaman hakikaten endişe verici. Ama ben de eklemeleri yaptığım zaman Burada ortaya çıkıyor ki bu teknolojide böyle bir durum yok. Şu bir sorun olabilir. Daha büyük sorun olabilir. Çok az adresin çok fazla bitcoin sahibi olması. Büyük bir sorun. Orada da şu devreye giriyor. Bu adam kendi elindeki varlığın değerini çok fazla uzun süre düşük tutabilir mi? Hı, hı, hı. Ne kadar uzun süre düşük tutacak? Yani ben Merkez Bankası rezervimin %2.5'unu oraya koymuşum. Diyelim. Yani bu adam beni Bak. silkelemek için iki buçuğu bana sattırmak için ne kadar uzun süre kendi elindeki değeri e, işte ne bileyim bugünkü fiyatın onda birinde yüzde birinde o, tutabilir yüzde birinde tutuyorsa o elindekileri satmak durumunda ben alırım o zaman. Peki ay şey Bak Erkan orada Hı. sana bir şey anlatayım şimdi finans piyasalarını sen de uzmanısın biliyorsun burada şöyle bir şey var şimdi buraya baktın da herkes e, bunu konuşurken yüzde ikisi yüzde 95'ine sahip dedik ya. Orada aslında yüz cüzdan, yüz cüzdan dünyada yüzde otuz iki buçuğuna, yüzde otuz içine sahip. Şimdi bak, sen arkadaki öngörüyü ve planlamayı belirli bir strateji için fiyatı çok düşük tutabilirsin. Çünkü talep yaratamazsan o boyutta, tamam mı? Ve korkutursan kimse girmez. Orada demin son psikolojik meseleyi sordun ya, Hı -hı. finans piyasasında psikoloji öyle işler. Evet. Bastırırım ben de güç mü düşürürüm. Bastırım Şimdi karşıma %92,5 karşılığında küçük yatırımcı girecek mi? Var mı o kadar cesareti? Bir korku ortamı yarattım mı algıyı? Bak bunları unutma. Bir de, Neden biliyor musun? Bunlar tabii, tabii, ciddi doğru, anlamda konuşuluyor doğru, şimdi merkez doğru, bankaları yalnız, girdiğince. Orada bir şey daha var. Orada bir şey daha var. Şimdi o cüzdanlar hesabına göre bakıyoruz ya. Evet. O bir cüzdan. O cüzdanların çoğu da borsalara ait cüzdanlar. Yani adam belki 15 milyon kişinin kripto paralarını o cüzdanlarda tutuyor. O yüzden de öyle bir rakam çıkıyor. Biraz o, da o da var. Erkan orada bir soru var. Şimdi bu 6 aydır incelendi piyasalarda. O borsalarda biri gelip sattı mı e, ya da aldı mı? Diyelim sen 350 bin lira. Şimdi aşağı yukarı o kadar ediyor. 350-355 bin lira hı. mevduat hesabından yolluyorsun öyle bir borsaya. Bir bitcoin evet. alıyorsun. O bitcoin'u ...şimdi Hasan alıyor... ...Ayşe satıyor vesaire... ...o borsalar gerçek bitcoin mu değil mi... ...cüzdanına çekmediğin müddetçe... ...onun bir garantisi yok çünkü borsalar... ...şunu yok, söylemesi evet. lazım... ...bak yakaladık bir yerden... ...bak, <laughs> bak, ya, bak kardeşim 5 sene bu işler içinde... Yakalayalım. ...üst düzeyde geçirdim... Bak, ...şimdi bak tamam... ...şeytanlık finansçının işidir... ...orada tamam. olmayan Bitcoin'lara yaratır... ...ondan sonra sen onu kendi cüzdanına... ...çekmediğin müddetçe hiçbir şeyin yok... ...kapattılar sıfır oldu... Hangi mecraya gidip hakkını arayacak bu insanlar? Arayamazlar ve ha? orada kesinlikle i̇şte düzenlemeye şu, ihtiyaç var. Bak şu andaki herkes iyi dinlesin. Kripto para yatırımı yapıyorum diyenler, borsalarda tutanlar çok dikkatli olsun. Çünkü hiçbir şöyle, bir mecra şöyle yok. Bir anladım. şey bakın, şunu cüzdanına bir dakika, bir çekmek yalnız yalnız nedir? Bunu şey, anlamak şey, istiyorum. onu da gelelim de Bir bazı mesela Türkiye'deki markaları bu anlamda tövmet altında bırakmayalım. Çünkü Türkiye'de var. Yani Türkiye'de ise bir şirket... Türkiye'de alıp satıyorsan, Türkiye'deki borçlar kanunu, ceza kanunu vesaire hepsine göre hakkını talep edersin. Ama adam yurt dışında, adı sanı belli değil, evet. adresi belli değil, oraya gönderdiysen orada sıkıntı çıkar. İşte bu çok önemli. Hani o yakalayalım çok ama doğru noktaları yakalayalım. Doğru çok noktaları önemli yakalayalım. bu konu. Çok önemli ve çok neden önemli? önemli biliyor musun? Şimdi yakında bak e, dün biliyorsun hazineden, Hazine, Ekonomi evet, ve Maliye o, bakanlığı yazı çıktı. Zaten. Bak. Vergileme meselesi dünyada her yerde konuşuluyor biliyorsun. O mesele başlayınca insanlar gene kaçacak, gene kaçacak. Yendi ülkesinin dışındaki borsalara. Bunlara başka zaman... finans işte bak bunları bilmesi Peki, lazım. Peki hemen şunu Hatırlıyor. sorayım. Ya, tamam bilsin. Ee, Tabii ki bilsin. reklama gitmeden önce şunu sorayım. Peki bizim e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması yani e, kripto para üzerinden vergilendirmeye tabi olmak bu aynı zamanda bir devlet garantisi de getirmeyecek mi? Yani ben vergi alacağım ama garanti mi vermeyeceğim? Mevzuatını ona göre şöyle düşünün, bir lazım. Şöyle bir garanti olmaz orada. Şöyle yani halk olmaz. şunu garanti deyince şöyle anlar. Ben para kaybedersem devlet karşılasın. Hayır öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Altının fiyatı 2000 dolardan 1700 dolara düşse de devlet altın ticaretinden isterse vergi alır ama aradaki o 300 dolar işte farkı size ödemez, ödemez Hayır hayır şunu söylüyorum yani ben para kaybetmek kazanmaktan söz etmiyorum Tabii ki yani e, diyelim ki halkın u uzun yıllardır böyle bir eğilimi vardır e, gelenekselleşmiştir evet, altın alır bir anda e, de devlette de altın üzerinden vergi alıyorsa, bir anda birileri çıkıp da tamam, hani şey siz, olur, evet. sizin bu eee altınız var ya evet artık öyle bir şey yok derse bunu birisi herhalde arkasında duruyor değil mi hukuki olarak? Yani ya de fiziki yoksa Ya şöyle. Yok bir şey. Nasıl ya? Ben bak, şunu söylemek istiyorum. Bak. E, Onun, şöyle şöyle şunu söylemek istiyorum. Bu devletin yaptığı son açıklamalar üzerine devlete çok yakın bir haber kanalında bugün başka bir haber çıktı. Yani İsmini vermek istemeyen yetkililer bu işin içeriğinde ne olacağını aslında o haberde anlatmışlar. Ne ne olacak? Diyorlar ki, diyorlar ki, Kaan Bey'in de söylediği gibi, benim de söylediğim gibi, bu bilinçsiz yatırımcılar, hani yurt dışında veya yurt içinde alsat yapıyorlar ya sürekli böyle Hı. çabuk zengin olalım diye. Diyor ki devlet ben bunlara %10 vergi getirebilirim. Düşünüyorum şu anda. Hı. Ama diyor uzun vadeli yatırımcılara vergi pek düşünmüyorum. Yani Hı. o haberden anlaşılan bu. Bu da şunu gösteriyor. Devlet aslında benim anlattığım şeylerin birçoğunun farkında Hı, ee, ve diyor ki e, Kaan Bey'in de anlattığı şeylerin farkında tabii yani burada ben kendime bir pay çıkarmıyorum elbette burada konuştuklarımızın hepsinin farkında. Küçük yatırımcıyı burada Kaan Bey'in endişe ettiği gibi uzaklaştırmak istiyor biraz ama kurumsal olan veya birkaç seneliğine en az bu paraları alıp yatırım aracı tasarruf aracı gibi kullanacak olanlara daha sıcak bakacağını yeşil ışık yakacağını gösteriyor. Peki. Benim gördüğüm bu. Peki, Erkan Bey, ee, müteşekkirim sayın de yine ve Kaan Bey'in sayesinde çok, çok güzel program ama e, reklam dönüşünde çok az vaktimiz kaldığı için bir de lütfeder bana söz verirsen bir, bir tekrarını yapalım programı çünkü tadından yenmedi hakikaten daha önceki programlarda Hiç olduğu konu gibi var, çok konuya dokunduk <laughs> ya da başlayamadık çünkü vallahi konuların çok yani azı. Konu çok derin. Evet evet evet. Çok derin. Ee, konuş, konuş, konuş. Erkan Bey lütfeder kabul edersen e, bir tekrarını yapalım yine Kaan Bey'le beraber. Müteşekkirim. Ben Reklam... Orjinal orijinal kitaplığım her zaman hazırız. Hayır, <laughs> harika, harika. harika, harika. <laughs> Teşekkür ederim. Kısa reklam arası. Hanımlar, beyler, e, Sayın Erkan Öz'e teşekkür ettik. Programımızın son dakikaları stüdyo konuğumuz Kaan aydınla e, geçireceğiz. Peki, son dakikalar olduğu için birazdan teslim edeceğiz canlı yayını. E, acaba e, şu anda e, bu konuda bu kadar eksper olmuş bir kişi olarak benim önemsediğim ve tabii ki senin de önemsediğin e, duygusal olduğumuz konu. Büyük yatırımcı Hı -hı. E, milyon milyon dolarlarını sağ mı koydu sola mı koydu değil. Aslında kripto parayı merak eden Hı -hı. bu konuda küçük yatırımlarla denemeler yapmak isteyen insanlar. Aslında burada birkaç fikir alsak senden ne kadar güzel olur. Valla ben şunu söyleyeceğim. Ben açıkça söylüyorum. Kendim de o mecrada bayağı aktif oldum. Hı -hı. Şunu söyleyeyim. Artık bugünlerde ben çok temkinliyim. Hı -hı. Bilhassa o bütün ufak kripto paralarda büyüklerde de bence bir köpüğü alınacak. Hmm. Herkes konuşuyor. Bak çok dikkatli ol. Bütün balonlaşmalar ya temizlikçi geliyor. Ben şu koyunu aldım. Bunu aldım. Taksi şoförü diyor. Yok City Bank çıkmış, şu çıkmış. Bu artık bir yerde bence en kısa zamanda öyle bir oyun oynanacak ki herkes anlayacak bir şey düşebilir mi? Düşemez mi? Bak düşer. Hmm. Ve ondan sonra aynı anlattığım internet teknolojilerine gibi güzeller çıkalacak. D mevzuatlar oluşacak dünyada. Yeni hmm. teknolojilerle birlikte kripto ve yeni dijital para en önemlisi konuca. Ben çok temkinliyim burada. Hmm. Ben olsam artık tutmam burada. Ama düştüğünde ilk düşüşte değil. Onu çok kurnazca yaparlar. Adım adım ucuzda dal, da ucuzda dal, ucuza böyle insanı yok ederler. Verilere düşecek oradan ondan sonra. Topla tut yine. Bak benim açıkçası fikrim. Ama... Ben hem yatırımcıya şunu söylüyorum her zaman. Ya buradan, buradan benim öğrendiğim, senin söyleminle yani benim şahsen algıladığım, evet bu yeni dünyanın para birimidir ama velakin üzerinde çok ee, spekülasyon, spekülasyon var. Yani. var. Dolayısıyla evet. mutlaka küçük yatırımcının dikkatli olması lazım. E, şöyle düşün orası, orası sırtlan otağına döndü. Hmm. O da hmm. çok insanı üzecek en kısa hmm. zamanda. Ben buradan onu söylemiş olayım. Hmm. Toprak fabrikadır, altın dosttur ama Ben onu diyorum ve gümüş gümüş de çok güzel bir dosttur. Evet. Yazsınlar en kısa zamanda orada büyük hareketler olacağını düşünüyorum. Evet ama daha önceki programlarımızda da hem sen hem diğer katılımcılar sevgili dostlar gümüşle ilgili çok güzel uyarılarda bulunmuştu ve bütün bunlar bugüne kadar da gerçekleşti. Evet. Ve hatta hakikaten yani programlarda bu uyarıların hakikaten gerçekleşti. Birçok kişi halka indi. Yani küçük e, yatırımcıya, küçük tasarrufları değerlendirmek isteyen insanlara kadar indi gümüş konusu. Evet. Yine aynı uyarıyı yapıyorsun gümüş konusunda. Kesinlikle olsun, gümüş gümüşte asıl hareketini başlayacak. Hı. Toprak da bilhassa bizim ülkemizde acayip kazandıracak. Her yerde söylüyorum alan hiç kimse üzülmeyecek. Hı. Altı da üstü de işlenecek. Öyle şeyler açıklanacak ki şok. Almayanlar satanlar üzülecek. Hı. Bak bu bir gerçek. Bunu unutmayın. Hı. Altın dostundur senin. Toprak da fabrikadır. Bunu unutmayın Çok doğru. ama şudur gençlerimize söylüyorum ve onların velilerine Hı -hı. ebeveynlerine e, şu hatayı yapmasın. eskiyle yeniyi karıştırmasınlar oğlum doktor olacak mühendis olacak o devir geçti. Hı. O devir geçti. Şu da geçti gençler. Ya elinizde bunları kullanıyorsunuz. Tabletleri neyi bütün gün bilgi edinin. Hı. Yeni dünyaya öngörü yapın. Hı. Ya benim adım Hıdır elimden gelen budur. Dönemi bitti. <laughs> Kusura bakmayın. Yani öyle <laughs> bir dünya yok artık. Güzel, tamam mı? Çok çok Gerçekten iyi bir anlatım. <laughs> Peki. Kaan Saraydın çok teşekkür ederiz. Hakikaten ses getiren açıklamalar ederim. çok e, akılcı analizler için. E, lütfeder kabul edersen tekrar önümüzdeki haftalarda tekrar Yapmak isteriz böyle benzeri. Allah senin davetine Hayır her efendim. zaman icabet. Ay canım efendim çok teşekkür ederim hanımlar beyler programımız sona eriyor haftaya görüşmek üzere.